Arkadaşlar şimdi maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedelim. Öncelikli olarak maddenin fiziksel özelliklerinden bahsediyoruz. Maddenin dış yapısıyla ilgili özellikler maddenin fiziksel özellikleriyle alakalıdır. Ve maddenin dış yapısıyla ilgili meydana gelen olaylar da fiziksel olaylardır diyebiliyoruz. Örnek vermemiz gerekirse renk, koku, tat ve saydamlık, sertlik, yumuşaklık, düzgünlük, pürüzsüzlük, fiziksel haller katı sıvı gaz halleri gibi düşünecek olursak bunların hepsi fiziksel özellikleri örnek olarak verilebilir. Maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecektir fiziksel olaylarda. Maddenin toplam kütlesi korunur. Fiziksel olayların çoğu tersine döndürülebilir. Yani bunu siz hal değişimleri gibi düşünebilirsiniz. Fiziksel özelliklerin bir kısmı değiştirilebilir. Radyoaktif olan maddelerin radyoaktiflik özellikleri değişmez diyebiliyoruz. Maddenin kimyasal özellikleri içinde maddenin iç yapısı ile ilgili özelliklerdir diyebiliriz. Maddenin yapısal değişikliğe uğrayarak yeni maddelere dönüşmesi durumunda gözlenen özelliklere kimyasal özellikler denir. Maddenin yanıcı olup olmaması, suyla reaksiyona girip girmemesi, asit ve bazlarla etkileşimi gibi özellikler kimyasaldır. Kağıdın yanması, sütün ekşimesi, demirin paslanması, mumun yanması, yaprağın çürümesi bunların hepsi kimyasal olayları örnek olarak verilebilir. Maddenin kimyasal özellikleri değiştiği için fiziksel özellikleri de değişir. Maddenin toplam kütlesi değişmez. Tersine dönüştürülmesi çok zordur. Kimyasal olaylar için gerekli enerji, fiziksel olaylar için gereken enerjiden çok fazladır. Radyoaktif olan maddenin radyoaktiflik özelliği değişmez diyebiliyoruz.